Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki parçalı alan hesabı testinin kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda taralı alan isteniyor. Tüm alandan beyaz alanları çıkartacağız. Yani iki tane çeyrek daire çıkartacağız. Hocam iki çeyrek bir tam yapmaz mı? Yarı aynı olsaydı eyvallah ama burası 6 iken burası 6 ya yarı aynı değil. O zaman iki çeyreği ayrı ayrı çıkartacağız. E, bunun yarı çapı 4 burası da 4 yarı çapı 6 burası da 6 toplam burası 10 yaptı Tüm alan 6 çarpı 10'dan neyi çıkartacağım? 2 tane çeyreği çıkartacağım. Yani pi r kare bölü 4 eksi pi 6'nın karesi bölü 4 çıkartacağım. 60 eksi 4 pi eksi 9 pi yaptı. O da 60 eksi 13 pi mi yaptı? Evet. Birinci soru C an oldu. Geldik ikinci soruya. Eşkenar üçgenin çevresi 18 ise bir kenara 6 yaptı. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Tüm alandan neyi çıkartacağım? Dairenin alanını. Peki eşkenar üçgen işte çemberin merkezi değil mi? Bu işte çemberi değil mi? Evet. İşte çemberin merkezi dediğim şey açı ortayların kesim noktası ya da her şeyin merkeziydi orası. Yükseklerin kesim noktası, açı ortayların kesim noktası ya da ya zaten açı ortayların kesim noktası yapıyor da e, her şeyin merkezi oluyor yani burası. E hocam bu aynı zamanda yükseklik 6 ise 3 3 diye böldü. E, sonra burası 60 derece 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü köküçler. Kök 3 yapar burası. E o zaman olay bitti. Tüm alandan a kare kökü 3 bölü 4'den neyi çıkartacaksın? Dairenin alanı bak yarı çap buldum ya. Pi r kareyi çıkartacağız. 36 bölü 4'ten 9 kök 3 eksi 3 pi mi çıkıyor arkadaşlar burası da? Evet cevap Edremit yaptı. ikinci soruda geldik 3'e. Valla bir şeyler oluşturmamız lazım. E, çemberler verilmiş. Mer çemberler ne deyince merkezleri birleştirip yapıyorduk. Birleştir. Merkez teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Aynı şekilde çektik çektik. E, ne çıktı karşımıza? Hocam Dikdörtgenin alanından ki çemberlerin yarı 2 2 verilmiş 2 2. Sonra bu da 2, bu da 2 olduğundan burası 4 yaptı, burası da 4, burası da 4. Dikdörtgenin alanından yani karenin alanından hocam şu iki tane yarımı çıkartacağım. Yarı çaplar aynı olduğu için iki tane yarım bir tam yapıyor. Hadi çıkartalım bakalım. Dikdörtgen yani kare bu zaten. 4'ün karesinden neyi çıkartıyoruz? İki tane yarım yani bir tam pi r kareyi çıkartıyoruz. 16 eksi 4 pi mi yapar cevap? Evet. Cevabımız Ceyhan yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dörde. E, tar alanı isteniyor. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Bitti gitti. E, arkadaş merkez varsa, teğet varsa önce ne yapmalıyız? Hop çektik yapmalıyız. Yarı çap bulmalıyız zaten. Hocam bak burası yarı çap. Ve dikten dik çizilmiş oldu. Yani R kare eşittir. 1 çarpı 4'ten dolayı R'yi buradan 2 buluruz. r 2 çıktıysa eğer tüm alan ne yapar? Hocam 5 çarpı 2 bölü 2 değil midir? Evet. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Eksi. Çeyrek dairenin alanı. Pi r kare bölü 4'ü çıkartacağız. 5 eksi ne yapıyor? Pi yapıyor cevabımız. Yani cevap akçay yaptı 4. soruda. Geldik 5'e. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam 6 ise yarı çap burası da 6. 30'ın karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 kök 3. Şimdi benden şu alan isteniyor. Ne yapacağım? Üçgenin alanından işte dilimi çıkartacağım. Bitti. Üçgenin alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 değil mi? Dik üçgen olduğu için. Evet. Eksi dilimin alanında 60'lık dilim. Pi r kare 60 bölü 360'ı çıkartacağız. Sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 36 bölü 2'den 18 kök 3 yapar. Burası eksi. Burada da ne kaldı arkadaşım? 6 pi kaldı. Yani cevap 18 kök 3 eksi 6 pi. Denizli olur. Beşinci soruda. Geldik 6'ya. E biz dilim alanı biliyoruz. Hemen dilim oluşturalım. Merkezden şöyle hop bir dilim oluşturacak olursak. Yarı çap uzunluğu bizim için önemli. Yarı çap 4 burası da 4 burası da 4. Hocam dilim alanında açı lazım bana. Genelde üçgenlerde özel bir açı çıkıyordu. Bak burası 90 derece. 90'ın karşı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. 30, 30 90 burası 60 oldu. E burası da 30 oldu. Şimdi ne yapacağız? Hocam şu alan artı bu alan. Dilimin alanı belli. Pi r kare 30 bölü 360. Artı üçgenin alanı da belli. 30'ın karşı 2 iken 60'ın karşı 2 kök 3 ya. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Şunlar sadeleşti. Sıfırlar sadeleşsin. Ee, hatta burada 3'ü de bu sadeleşince 12. 4'e bölsen 3. 4'e bölsen 4. Pi bölü 3 yaptı burası. 4 pi bölü 3 artı 2 kök 3 mi yapar? Cevap saçma bir cevap ama genelde tek satırda çıkıyor. Şekil A'da görüldüğü gibi. Yani cevabımız ne çıktı burada? 2 kök 3 artı 4 pi bölü 3 de denilebilir Tabii ki bu. Altıncı soru balık kesir oldu ve böylelikle sanırım bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda alan taşıma ve birleştirme testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.